Geldim beyler. Nasıl şu an yayın? Oğlum başımıza neler geldi be. Vay arkadaş ya. Şu an arkadaşlar notebook'tan takip ediyorum sizin yazdıklarınızı. Ekrana da geliyor. Şimdi bakın güzel gelişmeler oldu ama tabi yani %100 arzu ettiğim gibi gelişmeler değil. Şimdi. Hayır olmadı işte arkadaşlar. Ekran kartınız şu an Intel HD Grafik 4000. Evet be paşama bak diyor Lambrak. Eyvallah arkadaşlar. Azmediyoruz. Bırakmıyoruz yayınları. Şimdi şey yapacağız. İzah edeyim. Öncelikle bir izah edeyim. Geçenden şimdi biliyorsunuz en son YouTube kanalıma yüklediğim video. Bu arada duyuru da yapabiliriz ya. Bir dakika. Of. Vallahi billahi. Arkadaş ya. Var her şeyde bir hayır diyoruz. Yani biz ne gelirse eyvallah diyoruz abicim. Ekran patlar, şu olur, bu olur, bilmem ne, eyvallah. Yani. Bak Barbaros diyor ki bende diyor Asus GTX 970 vardı, arkadaşa verdim diyor. Neyse canın sağ olsun. Hallettik ya. Durun şimdi ben anlatacağım mevzuyu. Canlı yayın başladı. Üzülme işareti de atayım şöyle bir. Şimdi şu sesi bir kısalım önce bir dakika. Sesi kıstım. Nasıl arkadan şu an müzik nasıl geliyor? Anlatacağım şimdi. Her şeyi anlatacağım. Her şeyi. Çok ses tamamıyla müzik tamamıyla gitti mi? Gelmiyor ki diyor. Şu an nasıl? Müzik böyle kısık gelsin. Önemli değil ya. Arkadan böyle çok sessiz kalmayalım. Kısık gelsin. Ha şimdi iyi. Tamam. Şu an iyi mi? Sesimi bastırmıyor değil mi? Rahatsız edici. Çok kısık olsun. Kısık olsun. Tamam. Güzel. Tamam. Şimdi arkadaşlar dün hatta ondan önceki gün bakın. YouTube'da ne var? Simal'un 8. bölüm var. 8. bölümün girişinde ben size Hun askerlerini yaptığımız mod biliyorsunuz. Mete'nin Hunları diye bir mod var. Bunları tanıtırken ekran böyle gitti geldi. Bir şeyler oldu abi. Selam paşam, bir zamanlar fakir ama gururlu bir Jön Türk vardı. Hoş geldin tekrardan. Biliyorum canım, geçen söyledim ya nerelerdesin sen diye. Neyse devam ediyorum. Simalun serisinin işte girişinde böyle bir ekran gitti geldi. Aynısını YouTube'da görebilirsiniz. Biz dedik ki ulan Modern Warfare için ekran kartı sürücüsü yeniledim. Acaba ondan mı oldu diye o yayından sonra ben şey yapmıştım. Ne yaptık? Sürücüyü geri yükledim ben. Sonra ertesi gün işte dedim ortam müsait, hem de cosplay'de de yapmışım. Wolf Rig'de tekrar baştan başlayayım. Başladık ve biliyorsunuz yine YouTube'da attım videoyu. İşte ekran gittiler geldiler. Ondan sonra bir de drop girdi. Dedim ne oluyor abi? Yani isyan ediyorum. Ya isyan derken böyle şey değil tabii. Yani varyansın ediyorum bilmem ne. Sonra kapattım yayını. Lan dedim acaba bir stres test yapayım dedim. Ha bu arada bir dakika, kapattım yayını. Yayını kapattıktan sonra Warhammer 2'yi kapatacağım. Masa üzerine dönmek için. Abi yayını kapattığım an zaten ekran görüntülerini attım, Facebook'ta var. Böyle masa üzerine dön menüsü, oyunun içi böyle yeşil yeşil böyle şeyler çıktı, böyle kollar mallar glitch oldu, böyle glitchler yani. Yırtılmalar ekranda falan bilmem ne. Aha dedim ne oluyoruz? Dedim ne oluyoruz? Hemen sıcaklığa baktım, hiçbir sıkıntı yok. Sıcaklıkta hiçbir şey yok abi, gayet iyi. Sonra masa üzerine döndüm, dedim böyle olmayacak, ben bu ekran kartına bir stres test yaptırayım. MSI Kombustor mu öyle bir program var. Onu indirdim. Hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Onu indirdim. Ondan sonra tam stres teste bastım derken Barbaros teşekkür ediyorum desteğin için. Ha bak bu arada destek barını da söyleyeceğim. Bak dikkat ederseniz destek barı 3000'den 4000'e çıktı. Gördünüz mü? Anlatacağım birazdan. Stres teste bastım. Ekran böyle gidiyor geliyor. Masa üzeri yamyeşil oluyor böyle. Hiç hayatımda görmedim yani böyle bir şey. Hayatımda görmedim yani. Masa üzeri işte arayüz böyle yemyeşil oluyor. Işıklar çıkıyor böyle, noktacıklar yanıyor, kapanıyor. Dedim ne oluyor oğlum, ne oluyor? Dedim aha dedim kart öldü. Dedim Allah senden razı olsun ulan. Çıktığı an aldım. Ben bunu 2013'lerde mi ne aldım böyle. İlk çıktığı dönemlerde. O zamandan beri bütün işlerimi yaptı abi. Vefat etti kart ama yani. Ya belki erkenden ben öldürdüm çünkü kart, tamam kardeşim sen oynuyorsun. Hani oyunları oynuyorsun, ben sana oynatıyorum. Bak başka kart almana gerek yok. GTX 780 aslanlar gibi mücadele ediyorum ben senin için dedi. Şeyde görebilirsiniz, hemen Twitch ekranının altında yazıyor donanım bilgileri. İşte ama dedi sen dedi canlı yayın işine girdin yani dedi. Canlı yayın işine girdiğin için beni iki kat görüyorsun. Adam isyan etti yani. Çok yüklendik karta, doğru. Abi 2013 ne demek ya? 6 yıl olmuş ya. Hatta GTX'ler o yani teknoloji olarak 2012 falan hatta yani, değil mi? Yanlış mı söylüyorum? Neyse işte kart yandı. Şimdi şöyle bir durum da söz konusu. Diyorlar ki bir işte kondansatör yani grafik şeyle bir alakası yoktur. Böyle bir şey olmuştur, ısınmıştır kart, ne bileyim şey iyicene böyle kömür olmuştur, termal macun falan. Ama ısıda da bir sıkıntı yok yani. Yani bir şekilde bunu Ankara'daki işte marka Asus idi. Tanıdıklar vesilesiyle sonuçta bize sektörde çalışıyoruz ya, isimler var. Bir gideceğim en azından şu gözümün önünde bir açın, şu karta ne olmuş bir göreyim ya. Dünya gözüyle bir göreyim diyeceğim ya. Tamam, buraya kadar her şey tamam. Peki ondan sonra ne oldu? Dün ekran kartı yandı. İflas etti. Ben panik tabii. Dedim ki ulan onboard ekran kartı var. Onboard üzerinden yayın yapayım. Lan bu sefer de şey olmuyor mu? Hiç olmadı yani. Bilgisayarı açmaya çalışıyorum ha. Kitleniyor, mikleniyor, ekran gidiyor. Açamıyorum. Şimdi onboard'a takıyorum. Görüntü gelmiyor. Dedim ne olacak? Koku moku yok. Koku falan yok. Öyle yanma manma değil. İflas etti ya. Ömrünü tüketti arkadaşlar bu. Yani yanmayla alakalı değil. Kartım yandı yazmışım gerçi ama yanmış da olabilir bir şeyler. Bilmiyorum. Hoş geldiniz. Aleykümselam, hoş geldiniz. Neyse. Cık, lan görüntü gelmiyor. Görüntü gelmiyor. Dedim ne yapacağız? Bir yandan ya sabır çekiyorum. Bir yandan da böyle düşünüyorum. Yani size söylemedim. Bir sıkıntı da oldu açıkçası. Ama bunu söylemem lazım. Madem biz bir aileyiz, paylaşıyoruz. Herkes yani dertleşiyoruz burada. Şimdi yayına, dün yayına girmeden önce bir tane akrabam benden borç istedi. Şimdi tamam, benim kırmızı alarm için köşede birikmiş var yani. Buna artı olarak hayatımızı idame ettiriyoruz ailemize muhtaç olmadan. Şimdi borç istedi. Ben şöyle düşündüm. Ulan sağlığımız yerimizde. Donanımsal olarak da bir sıkıntımız yok. Ama yarım saat sonra ne olacak belli değil. Durun şimdi. Abi borçta var yani. Neredeyse bunun yarısı kadar. Şu yukarıdaki rakamın yarısı kadar. Dedim faize bulaşacağına bir insan daha bankalara kendini ipotekleteceğine gerekirse dedim alacağımızı almayız erkenden, bir hafta iki hafta, olmadı bir ay, olmadı iki ay geç alırız, veriyorum lan dedim yani. Verdik sanki çok durum varmış gibi ama bizde arkadaşlar medeniyetimizde ihsar ve infak olmak üzere iki tane önemli husus var. Bunlardan bir tanesi, çok özet geçiyorum, yemezsin yedirirsin. Aç kalırsın ama aç bırakmazsın. Anlatamıyorum. Bu ihsardır. Diğer gamlık denir buna. Bu bir. İkincisi infaktır. Bu da ihtiyaç fazlasını stoklamak değil, ihtiyaç fazlası olduğu zaman. Tabii çolun çocuğun, eşin vesaire, bunlar için tabii ki köşeye bir şey atarsın da. Hani ihtiyaç fazlasının artık bu, çünkü bu da ihtiyaçtır ama ihtiyacın fazlası olduğu zaman paran, İş yapmıyorsan, bir projeye girmiyorsan, o para orada duruyorsa, yatıyorsa o olmaz. Bizim medeniyetimizde durum bu. Hani başka medeniyetten mensuplar beni izliyorsa ona bir şey diyemem. Ama benim Türk İslam medeniyetinde infak ve ihsar şeyleri vardır, unsurları vardır. Erdemleri vardır. Şimdi ihsarı anlattık. İnfak da işte ihtiyaç fazlasını ihtiyacı olanlara vermedir. Benim hayatta, ya ben ideallerimle, ben dünyaya bakış açısıyla anlatabiliyor muyum? Odun gibi yaşamıyorsun yani. Sonuçta bir kaide silsilesini kabul etmişsin. Bir medeniyetin içerisinde yaşıyorsun. Topluluk değilsin. Sen toplumsun. Bir toplumun parçasısın. Halil ona göre hareket edeceksin. Yani ben yokuşu çıkmayı göze almışım. O yokuş çıkarken de terleyeceksin. Bu kadar basit. Neyse tahlil ettim. Dedim durumumuz iyi. Hani en azından borç isteyenden iyi o an. Dedim ben vereyim. Tamam verdim. Yayına girdik. Yayında da yarım saat sonra olanlar oldu işte. Bir yandan düşün. Ulan şimdi borç verdik. Tamam verdik eyvallah. Hiçbir sıkıntı yok. Ama şimdi bizim ekran kartı yandı. Lan benim ekran kartı almam lazım. Para da kalmadı. Halbuki bu gönderdiğiniz bütçe içerisinden de katılıp verdi o borcu. Dedim alamayacağım ekran kartı. O zaman başkasından ben borç isteyeceğim bu sefer. Neyse. Yani bakın. Bu musibetler olmadan önce ben birine borç veriyorum. Ondan sonra musibet geliyor. Sadece ekran kartıyla alakalı değil. Bir de drop da girdi o yayında yani. İnternetle alakalı sıkıntı yaşadık. Yayını kapattıktan sonra Twitch bandwidth test yapıyorum. Abi bütün serverlar iyi. Bir tek benim IP attığım server yani Avusturya serverı Viyana berbat. Lan nereye elimi atarsam kuruyor lan. Ya düşünün artık. Neyse modem kapa bilmem ne derken dedim ulan ne yapacağız ekran kartını. Bir yandan bizim Uğur'u falan spamlıyorum. Diyorum ekran kartı böyle gümlede işte Fikret'i atıyorum falan. Ondan sonra diğer bilen arkadaşlara falan atıyorum. Eyvallah. İşte o konuyu anlatıyordum. Paşa cana geleceğine mala gel. Aynen öyle aynen öyle. Neyse. İşte stres testi yapınca anlaşıldı. Gitti ekran kartı gitti dedim. Ondan sonra onboard ekran kartını aktif etmeye. Bakın bu da çok önemli bir husus. Almanya'daki arkadaşın gönderdiği anakartı kullanıyorum ben şu an. Benim eski anakartı kullanıyor olsaydım onda onboard ekran kartı yok. Yani bu yayını da yapamayacaktık. Ama şimdi notebook'um var. Çok eski. Yine üst seviye bir notebook ama eski. Bu da sonuçta eski yani. Ben 2010'da mı 2012'de mi ne aldım? İlk i7 işlemcilerden hani işlemci sahibi notebooklardan. Şimdi testi oradan şey yapıyorum. Yani test diyorum. Sohbeti buradan kontrol ediyorum. Abi bununla yayın çıkabilir miydim? Belki şey yapardık. Hani just chatting yapardık ama Intel grafik sağ olsun gece yarısı böyle stresimi atmak için Europa Universalis 4 oynayabildim abi. Çok güzel lan. Yani bu dersin ki kolpa onboard ekran kartıyla ne olacak? Sadece ekranın gelmesine vesile oluyor. Hiç alakası yok. Gayet çalıştı abi. Ben Europa Universalis 4 oynadım lan. Boru mu? Hatta uyarı veriyordu. İşte 512 MB RAM bilmem ne yoksa açılmaz bilmem ne diye. Yine de oyun açıldı. Ha, ne yaptım? Full screen yapmadım. Düşük çözünürlük yaptım. Bir de önemli ekran grafik ayarlarını kapattım. Sadece birazdan deneyeceğiz zaten. Birazdan deneyeceğiz. Hakikaten ha yakabiliriz ha. Şş, yakabiliriz beyler. Bilmiyorum. Anakartı da yakarsak geçmiş olsun zaten. Yani o zaman benim şey yapmam lazım herhalde. Yedi göllere falan gitmem gerekiyor. Abi başka ne diyeyim abi yani. Böyle şeyler ima etmeyi sevmem ama yani hakikaten aha, ilk defa kullandım böyle bir tabir yani. Siz düşünün. Yani artık ben kendimden şüphe etmeye başlayacağım abi. Bir sıkıntım var diye. Evim evi araştıracağım la. Bir yerde cevşen biri bir şey mi attı ne yaptı büyüme yaptılar falan diyeceğim artık yani. Neyse. Ahmet bu arada hoş geldin sen de. Uğur dedi ki ya dedi onboard ekran kartını aktif et. Ha o arada da çok ilginç. Almanya'daki arkadaş işte arıyor. Düzeltiyorum. Almanya'daki arkadaş WhatsApp üzerinden ses kaydı attı. Ondan dedim ki bak sağ olsun beni izleyenler bana destek olmaya başladılar. Bir donanım toplayacağız. Senin bilgine güveniyorum. Lütfen bir donanım hani yap. Abi normalde böyle dediğim an donanım atan adam bir şeyler attı etti bilmem ne zamanında söyledi. Neredeyse bir hafta oluyor. Bir hafta oluyor. Adam da bilgisayarı bozuluyor. Kendi bilgisayarıyla ilgilenmekten parmakları falan yanmış böyle. Bir acayip elektrik mi çarpmış ne olmuş? Onun fotoğrafını attı. Lan kimden yardım istesem kime sorsam bir şey olsa orada çöküyor lan. Ben anlamadım bu işi abi. Şimdi o ses kaydı attı aynı akşam ya. Dedim ki ya sen Karl konuşuyorsun bana tamam hani yapacağım sabret lütfen bak benim sıkıntılarım var. Sana bütün işte oynayacağın oyunları test edeceğim böyle ayarlarına işte ne bileyim benchmarklarına bakıp sana çok güzel bir sistem dizeceğim. Hem yayın yapacaksın hem de Total War'ları falan iyi oynayacaksın. Dedim eyvallah tamam beklerim sabrederim. Adam işte o bilgisayarımızı gümlediği gün benim Facebook'a şey attım. İşte çöktü möktü diye atmıştım. Ben de ona ses kaydı gönderdim. Ya Karl sen konuşuyorsun da bırak donanım toplamayı. Benim ekran kartım yandı. Çok kötü durumdayım falan diye böyle attım. Gülüyor bu da. Ya işte diyor Alman şivesiyle böyle İngilizce konuşarak şey diyor. Ya işte biliyorsun insanlar doğar büyür ölür. Donanım parçaları da öyledir falan diye bana bayağı böyle gülüştük falan. Ondan sonra işte ne yapabiliriz ya, eğer işte bütçe bir şey biriktiyse alabileceğin ekran kartı şu aslında, şu işini görür diye söylemişti bana. Onu da sonra anlatacağım tekrar. Neyse. Uğur diyorum ki Uğur işte onboard ekran kartım var. Onboard tak. Tamam onboard takarız. Paşa'nın selam verdi, iflah olmuyor. Aynen Taha, ben anlamadım bu işi ya. Rabbim nasıl bir sınav. Değişik. Bakın askerden önce başladı böyle küçük emarelerle başladı. Askerde elhamdülillah hiçbir sıkıntı yok ama asker gayet iyiydi. Askerliği aslanlar gibi tam da böyle isteyeceğim, arzu edeceğim şekilde bitirdim. Ha, zorlukları var mıydı? Vardı da. Hiçbir sıkıntı olmadı elhamdülillah. Ne vukuatımız oldu, ne kavga ettik, ne başka bir şey, ne yani hiçbir şey yoktu. Ama askerden geldim yine katlanarak böyle sıkıntılar devam etti. Neyse devam edelim şimdi. Tekrar şeye dönüyorum. Uğur'a dönüyorum. Dedi ki onboard ekran kartım var. Aç. Şimdi onboard ekran kartı otomatik aktif olmuyor arkadaşlar. BIOS'a ulaşıp BIOS'ta integrated yani tümleşik ekran kartını aktif et gibi bir şey yapmanız gerekiyor. Lan açamıyorum ki. BIOS'u göreceğim bir ortam yok. Çünkü takıyorum BIOS gelmiyor. Bu ne olacak? Var olan ekran kartıyla açmam lazım. Cık. Açılmıyor. Restart ata bir hal oldum. Lan en sonunda da ekrana şey gelmez mi? Windows'unuza ulaşılamıyor bilmem ne. Aha dedim Windows'u. C'yi de kaybettik. Cık. Ben böyle artık ya sabır zikir çekiyorum böyle. Ya sabır. Kapattım böyle biraz dinlendirdim bir sıkıntı olmasın. Ondan sonra fişi çektim. Böyle pause tuşuna falan bastım. Hani elektriği boşaltma gibi bir şey yapıyor. Bazen olur öyle. İşte ana USB PCU'dan şeyi çektim. Güç kaynağından elektriği çektim. Aç kapa yaptım böyle. Tuşlara bastım. Ondan sonra çalıştırdım. Ekran geldi en nihayetinde. BIOS'un ekranı gördüm. Hemen Dell o F12 bilmem ne. BIOS'a eriştim. Sonra Uğur'u aradım. Dedim ki ne yapacağız? Ya integrated kart bilmem ne. Baktım bulamıyorum. Ondan sonra bir baktım orada PCI şey var. PCI önceliği var. Ha dedim bu. PCI onboard ekran kartı yazıyor orada. Seçtim abi. Ondan sonra gene taktım şeyi. Yani ana monitörümü koydum. İkinci monitör eski Samsung 22 inç falan. Bir de bank var. Hemen yine donanımları biliyorsunuz aşağıda Twitch ekranında bakabilirsiniz. Panellerde yazıyor donanım. Bank var. Şimdi bank'i taktım. Dual DVI var bunda. Cık. Ulan. Black Target eyvallah teşekkür ediyorum. Evet destek barı da artıyor yavaş yavaş. Anlatacağım oraya da geleceğim. Taktım ekran gelmiyor. Aha dedim çalışmıyor. Ulan onboard ekran kartım da bozuk yoksa dedim. Çalışmıyor. Ya sabır çekiyorum ya. Çıkardım ondan sonra Samsung'u taktım. Bu çalıştı. İlginç. DVI Dual kablo ile demek ki çalışıyormuş. Hatta bir dakika gösterebilirsem. Oğlum. Yok gösteremiyorum. Yani DVI Dual kartla şey soketle bir de DVI olmayan bilmiyorum. Ya DVI ama Dual olmayan çalıştı işte. Şu an kendimi görebiliyorum. Durum bu. Ekran geldi dedim. Ha şükürler olsun. İşlemlerimi yapıyorum. İnternetime giriyorum. Ekran iyi çalışıyor. Lan dedim acaba Europa Universalis 4'ü oynatır mı dedim. Hani stres atayım lan bari. Ne yapacağım? Film mi izleyeceğim? Ne yapacağım? Kitap okuyoruz o tamam da. Hoş geldin. Power'a 20 saniye basma. Bazen BIOS'un umasına sebep oluyor. Uyumasına mı? Hoş geldin Ramos'ma, hoş geldiniz. Ya işte anlatıyordum, başımdan geçenleri anlatıyorum. Neyse. Dedim lan şey yapayım. Hemen Uğur dedi bir güncelle grafik kartını dedi. Hemen işte denetim masasından Intel'in onboard ekran kartı sürüsüne baktım. Güncel. Dedim lan bir Europa Universalis 4'ü açayım. Europa Universalis 4'ü. Vudadorbet hoş geldin. Europa Universalis 4'ü açtım. Böyle yavaş yavaş geliyor. Ekrana uyarı verdi. Dedim aha çalıştırmayacak herhalde. Yok çalıştırdı. Ekran ayarlarını kıstım. Windows mod yaptım yani pencereli mod yaptım. Vallahi mis gibi oynuyorsun ha. Sanki ekran kartın varmış gibi oynuyorsun. Hiçbir kayıp yok. 10 numara. Yani hadi yayın veremedik diyelim ama ben kendim offlineken oynayabiliyorum. En azından ölmedik yani. Bilgisayardan kopmayacağız oyuna. Bir dakika, belki önemli bir şey olabilir. Sponsor olayını anlatacağım şimdi. Heh. Ahmet sağ olsun, geçmiş olsun ya diyor. Eyvallah. Neyse. Tamam, ben rahatladım. İşlemlerimi yapabiliyorum. Sitelerime girebilirim. Bilmem. Ondan sonra aldım ekran görüntülerini Facebook'a attım. Facebook'tan da işte bugün akşama doğru da haberleştirdim mevzuyu. En son yaptığımız yayını da YouTube'a yükledim. Yani durum bu. Ondan sonra geldik kriz çözümüne. Şimdi tamam, hallettik, duruma eriştik. Kriz çözümü ne? 1. Evet, açıklayayım bari madem açıklıyorum. AMD ile görüşüyordum. AMD Türkiye yetkilisiyle görüşüyordum arkadaşlar. Ben uzun süre önce bu projeye başladığımda dedim ki ulan herkes bir markaya yönleniyor. Herkes bir markaya yönleniyor. Niye tekel olsun abi dedim ya. O dönemlerde AMD veya AMD artık çok da şey değil. Hani fiyat performans açısından güzel atlama yaptı ama hala Intel ciddi anlamda önde. Buna rağmen dedim ki tekel olmasın, bakın görüyor musunuz mevzuyu? Tekel olmasın. Herkes aynı markalara yönleniyor. Biz başka markalara yönlenelim ki piyasada bir böyle bir kavga olup bir şey olsun abi. Mücadele olsun. Ya ben böyle düşündüm yani. Aradım abi AMD yetkilisini. Sunumumu yaptım. O zaman sponsorluk olmamıştı. Şu an her şey iyi gidiyor diye ve birikim oldu diye belki ortak bir şey yaparız. Proje olur. Ben tekrar AMD'yi aradım. Ve şu anda zaten AMD gayet iyi. Sunum yaptım. Bir sunum hazırladım. Gece yarısı. O final gününden sonra. Hani, o Total War ile final gününden sonra. Sabaha kadar bir sunum hazırladım. AMD'ye gönderdim. Abi şimdi böyle bir sorun oldu. Tekrar mail attım. Dedim ki siz tabii bir geri dönüş süreciniz var. Bir inceleme süreciniz var. Biliyorum ama böyle acil bir durum oldu. Ben dara düştüm. Yani sonuçta biz de sektördaşız. Yardımcı olabilir misiniz diye hani mail attım tekrar kendilerine. Sağ olsunlar ilgilendiler. Ama sponsor, yani daha doğrusu sponsorluk demeyeyim de donanım desteği o kadar kolay ve hızlı işleyen bir süreç değil. Çünkü Türk markası değil. Bir yurt dışına raporlama olacak. Bizi sunacak. Adamlar da marka. Ne verebileceğiz onlara falan, anlatabiliyor muyum? Ya bunlar önemli. Ve de, yani çok hiti olan adamlar varken neden biz? Bunların falan zaten sunumda hepsi var. İşte en başında kimsenin bizim kadar şu an ön planı çıksaydı zaten örnek olarak verirdim. Ben bile rastlamadıysam demek ki tekiz diye düşünüyorum. Ahlaklı yayın. 7'den 70'e yayın. Vücut teşhiri yok. Ne bileyim, kandırmaca yok. Kumar yok. Bet yok. Şu yok. Bu yok. Ben bunu öncelikle sunuyorum. 2. Strateji oyunlarında önceliyiz. 3. Steam kuratör sistemimiz var. Biz hem inceliyoruz hem canlı yayın yapıyoruz. Aynı anda her şeyi yapıyoruz yani. Bir web şey olarak, birey olarak, kurumsal olarak değil. Öyle düşünün yani. Durum bu. Bir de sektörün eski çalışanıyız yani. Sektörün bir yere gelmesinde sizin de bu pazar paydasında, yani anlatabiliyor muyum? Yani bunu ima eden güzel bir sunum hazırladım. İncelemeye aldılar. Ama işte böyle bir şey olunca tekrar irtibata geçtim. Sağ olsunlar dediler ki elimizde bir sample, yani bir ürün olarak, bir örnek olarak 580 Polaris. Yani önceki nesilleri. Ama bu kart 780'e nazaran çok daha yeni çıkmış bir kart. Bir 2 sene mi oluyor? Ne oluyor bu Polaris'ler şey çıkalar? 2 sene mi oluyor? Ya en azından bizim 780'de benim şu an size yayın yaptığımın iyi paşa iyi işte. 580 geçen sene diyor bak. Kim? Orziel. Ha, dedi ki gönderebiliriz. Ben dedim ki bir istişare edeyim bizimkilerle. Bizim Ahmet'e sordum, Fikret'e sordum. Bir de hemen hızlıca bir 3 Kingdoms testlerine baktım. Ya 50-60 FPS veriyor, gayet iyi. Ben de dedim ki geçiş sürecinde daha bir ekran kartı elde edene kadar, yani biz alana kadar veya siz sponsor destek, asıl desteği gösterene kadar kabul ediyorum dedim. Bilgileri gönderdim. Artık yaklaşık böyle bir hafta içerisinde falan AMD'nin bir önceki nesil ekran kartı gelecek bana. 580. İnşallah şey yaparız. Yani standart yayınlarımıza devam. İnşallah bir sıkıntı çıkmaz. Ya çıksa da işlemciyle de uyumlu darboğaz yapmaz diyorlar. O çok darboğazdan sıkıntı yaşayacağımı zannetmiyorum. Overclockladık, bir şey yaptık ya, bir şey olmaz inşallah. Hallederiz yani. Ya en azından Intel grafik olmayacak abi yani 4000. Değil mi? Şimdi şöyle bir durum söz konusu ama bu ekran kartını geri göndereceğiz arkadaşlar. Bu olmaz. Ben sonuçta kendilerine söylerken de dedim ya ben bunu geri göndereceğim. Yani ben çökmeyeceğim sizin yani karta. Zaten çök dedim eyvallah falan dediler. Sonuçta benim gibi dara düşen başkaları olabilir. Test yapmaları gerekir bir şey olur. Hani talep ettikleri zaman bu kartı geri göndereceğim. Ama bakın. Dara düşmüşüz. Ve AMD'ye arayıp diyorum ki böyle 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 yardım lazım. Yardım ödüyorlar. AMD Türkiye'ye, AMD Türkiye artık nasıl telaffuz ediyorsanız. Biri İngilizcesi, biri işte biz Türklerin, Türkiye'deki de gamerların, oyuncuların telaffuzu. AMD'ye teşekkürlerimi sunuyorum buradan. Ha bundan sonra işte asıl talep ettiğimiz o sponsorluk, düzeltiyorum, donanım desteği olur veya olmaz hiç önemli değil. Benim için önemli olan ben dara düştüğümde bana yardım etti mi abicim? Bu kadar basit. Benim için önemli olan zaten ben 1 milyon sallıyorum 500 bin, 10 bin bilmem ne rakamlarına eriştikten sonra bana destek gelecekse benim hiçbir manası yok ki. Lan zaten ben kazanıyor olacağım o zaman. Anlatabildim mi? Evet bir şöyle bir teşekkürler AMD bir yazın. Bir spamlayın ben bir göndereyim bir. Sevinsinler onlar da. Bir spamlayın. Şu an kaç kişi izliyor? 70 kişi varız. Bir spamlayın bakayım. AMD teşekkürler diye bir yazın bakalım ya. Ben bir göndereyim. Bir gönderelim bakalım. Geçmiş olsun abi diyor. Lorissima. Eyvallah. AMD adamdır. Teşekkürler AMD diyorsunuz. Eyvallah. Yazın abi. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum. Ben kendilerine göndereceğim bu mesajları. Bir görsünler. Klip alarak göndereyim. Evet gördüğünüz gibi farklı farklı isimler. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Evet şu an değerli AMD Türkiye yetkilileri gördüğünüz gibi ben başımdan geçenleri anlattım. Bir just chatting yaptık. Ve sizin bana zor zamanımda yaptığınız bu destekten dolayı ben de izleyicilerimden zaten ilk onlar yazdı da ben de sonra görünce dedim hadi bir yazın bakayım bir göndereyim diye düşündüm ve söyledim şu an sağ olsunlar. Yazıyorlar. Bu arada zaten aralarında da AMD kullanıcısı varmış ve memnunum diyor. 3700X kullanıyorum. Forzeal. İşlemci değil mi o? Yo. XT şey mi oluyordu? Ekran kartları var bir de işlemciler var. Evet Lorizma mesela diyor RX 570 alacağım diyor. Evet. Durum bu. Ben çok teşekkür ediyorum size. Donanım o asıl talep ettiğimiz donanım desteği olur olmaz önemli değil. Önemli olan sizin dar zamanda sektörün eskilerinden bir kıl yumağına tarih içerikleri böyle yapan, tarih oyunları oynayan bir kıl yumağına destek oluyor olmanız yüzümüzü güldürdü ve teşekkürlerimizi sunuyoruz böyle. Hem ben hem de kitlem olarak, YNP ailesi olarak teşekkürlerimizi iletiyoruz. Evet. Şimdi. Peki 580 bizim işimizi görecek mi? Şüphesiz görecek. Ama bizim amacımız çok daha büyük ve büyük işler için de daha güçlü donanım parçaları şart. Ha bu AMD'den gelir veya biz kendimiz satın alma işlemi yapacağız. Başka bir markayı tercih edebiliriz. Ama yapacağız yani. Daha güçlü bir şey almamız lazım. Evet. Redkit diyor ki paşam dediğin gibi saygılı ve dürüst bir yayıncılık yapıyorsun. Zorlu bir süreçten geçiyorsun. Evet Çılgın Tosun teşekkür ediyoruz. Abone oldu. Kaçıncı ne diyormuş? Bakayım. 2. ayında eyvallah. Allah razı olsun AMD yazmış. Evet 2. ayında sağ olsun. Bu arada Redkit güzel sözlerin için teşekkür ederim. Maddi destek arkadaşlar güzel temennilerinizi şey yapın önemli değil. Önemli değil. Yani sizin burada olmanız, izlemeniz bana katkı sağlıyor zaten. İstatistik yani maddi destek olamayan da istatistik açıdan destek oluyor abicim. Öyle kendinizi mahcup falan gibi hissetmeyin. Asıl burada mahcup olan benim yani. Şimdi gelelim 2. mevzuya. Arkadaşlar görüyorsunuz ben size ne dedim girişte? Ben girişte ne dedim size? Ülkemize diyorum. Medeniyetimizde ne var dedim? İnsar ve infak da var dedim değil mi? Bu sabah ne oldu biliyor musunuz? Bir tane arkadaşım direkt 1000 TL attı. Ya bu olayları biliyor muydu bilmiyordu bilmiyorum yani. Direkt 1000 TL destekte bulundu. Bakın 3500 küsürdü barımız. 4500'e çıktı. Ya bakın ben sabah diyorum yayından önce bu ekran kartı yanması olmadan önce birine buradan borç verdim. Dedim nasıl olsa geri dönecek yani. Ama o adam faize bulaşmasın. Borç verdim. Sıkıntı başımıza geldi. Ya sabır çektim. Sabahına bir arkadaş bak 1000 TL attı. Direkt 1000 TL attı. Kim atar oğlum bu devirde lan? Çok zor abi böyle şeyler ya. Gerçekten zor yani. İşte siz arada işte atıyorsunuz, şimdi abone oldunuz bilmem ne. Şu an ne oldu biliyor musunuz? Ben yani bu AMD tamam destek gelecek. O destek gelene kadar zaten ben ekran kartını satın almayı, artık satın almaya yapacağız. Onu da söyleyeyim. Üçüncü mevzu olarak satın alma işlemine gireceğiz. Çünkü 580 evet işimizi görecek ama AMD'ye ben yani terbiyesizlik olurdu. Biz sana hani dar zamanda yardımcı olacağız. Göndereceğiz kartı ama adam sonuçta al senin olsun demedi. Ben de zaten en başında dedim ki hani siz bana gönderiyorsunuz, bir sıkıntı olursa ben tekrar gönderebilirim diye konuştum. Anlatabiliyor muyum? Başkası olsa çöker yani. Ha bir de gönderdiniz geri mi göndereceğiz falan. Ha şöyle bir durum söz konusu. Ha bir zamanında mesela gelen oyunlar geri gönderilir, DVD'si falan. Ta zamanı 2000 şeylerden bahsediyorum. 2006'lardan 2007'lerden bahsediyorum. Mesela Aral'dan DVD gelirdi, geri gönderirdiniz. Ha öyle durumlar vardı. Kutu gelir, incelemesini yapardın, geri gönderirdin. Şimdi Steam, Mete'nin iyicene yaygınlaştığı için öyle geri gönderme falan yok. Bazen ne oluyor biliyor musunuz? Ubisoft mesela key geliyor. İncelemeni yapıyorsun. O key senin account'undan falan siliniyor. Ya bu devirde artık bunlar şey. Bence abuk yani. Hayır bir şey yazmayın arkadaşlar. Bir şey yazmayın şimdi. Öyle hoş değil bakın. Yazmayın. Markalara falan bir şey yazmayın. Ben sizi markalara burada yardırın diye konuşmuyorum yani. Sonuçta politikalarını beğenmeyebilirsiniz ama benim de tasvip etmediğim şeyler var. Açıktan da söyledik. Ama bizim zor zamanımızda yardımcı da oldular birçok kişi. Gerçi kurum olarak değil, çalışanlar olarak oluyorlar da sonuçta kurumda inisiyatif kullanıyor insanlar. Neyse. Aynen ekran kartı yandı, eyvallah. Yeni gelenler var. Anlattım şu dakikaya kadar. Devam edelim. Ne diyordum? Ha, kartı geri göndereceğiz yani. En nihayetinde o kart gidecek. 5800. Düzeltiyorum 580. Ha ne zaman isterler onu bilmiyorum. Ama bizim bir ekran kartı almamız lazım. Çünkü render yapacağız. Bu arada teşekkür ediyorum takip için. Render yapacağız. Ben animasyon film çekeceğim. Yani Total War'a gireceğim. Devasa ordular kuracağım. Ona efekt, görsel efekt gömeceğim. O kayıtları alacağım. Photoshop Adobe Premiere atacağım. Orada render alacağız. Bilmem ne. Bunlar sıkıntılı işler. Bir de zaten aynı bilgisayardan çıkış yapacağız yayınları. İkinci bilgisayar mevzusu da sıkıntı. Biz yine ciddi anlamda yoracağız kartı. Şimdi gelen bu emanet kartı patlattığımızı düşün. Mahcupluğumu düşünün. Anlatabiliyor muyum? Ya biz alacağız. Kaçarı yok. Paşam sana bakamıyoruz. Çok utanıyorum. AS beni paşam. Anlamadım. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Çılgın tosun. Delirdin mi? Ne diyorsun? Anlamadım. Paşa yeni çıkan AMD 5700 XT ekran kartı var. Diğer tekel markasının önüne geç. Ya tekel ya Nvidia söyleyebilirsin. Önemli değil. Ya açıkçası 5700'ün evet kontrol ettim. Ciddi anlamda çok şeyler. Güçlüler yani. Fiyat performans olarak daha da ucuza denk geliyor şüphesiz. Yani istişare edeceğiz. Ona göre karar vereceğiz. Ona göre karar vereceğiz. Ben şüphesiz tek başıma almayacağım bu kararı. Çevremle istişare edeceğim. Ona göre. Ha, eğer bir sponsorluk görüşmesi falan yaparsam benim önceliğim AMD. Onu söyleyeyim. Ya ben yine AMD ile çalışmak istiyorum. Ama kendimiz bir şeyler alacaksak hibrit bir şey yapabiliriz. AMD Intel karışık olur. Intel Nvidia karışık olur. Anlatabiliyor muyum? Çevremle böyle bir istişare edeyim. Özellikle Fikret'le görüşeceğim. Ahmet'le görüşeceğim. Ona göre bir karar kılacağız. Ama bir donanımsal destek ve bir ortak çalışma ve operasyon, YNP'nin bir markayla çalışması söz konusu olursa iyi, önceliğim AMD, onu da söyleyeyim. Ki bu zamana kadar ben hep Intel kullandım, onu da söyleyelim ya. Yani. Çünkü az önce itiraf ettim mevzuyu. Tekelli olmasın diye biriyle anlaşılacaksa, çünkü bir tarafın işte Nvidia'nın var değil mi? Kendi kanalında Nvidia bilmem ne diye yayıncılarla falan herhalde bir şey projeler yapıyor. Arada bir denk geliyorum. Sol tarafta falan Twitch çıkartıyor. İzlemiyorum gerçi ama bir grubu var. AMD'ye de AMD'nin sancaktarı yok abi. Ben de biz biliyorsunuz Anadolu insanı her zaman böyle ikinci plana itilen ikinci plana itilen veya ne bileyim işte bir devasa böyle bir parmakla gösterilenin karşısında durmaya çalışan tarafı destekleriz yani. Ama zaten ihtiyacı kalmadı AMD'nin. AMD'nin şu an ekran kartından tutun da işlemcilerine kadar her şey 10 numara yani açıkçası. Ya bir sene, iki sene, önceki senelere nazaran çok çok iyi yerde yani. AMD. Aslında çok AMD kullanmam. Ben de AMD kullanırım da şimdi York lordları varsa aramızda dükleri mükleri sıkıntı çıkarmasınlar diye AMD diyorum. AMD. Bence de AMD abi. Ben de AMD diye konuştum. Tamam. Diyeceğimiz bu. Başka bir şey var mı? Yok. Evet. Abi bugün oyun yok mu? İşte bakacağız şimdi. Kaldıracak mı sistem bilmiyorum ama ne dersiniz? Bir Europa Universalis bakalım mı? Ama Europa Universalis'e geçmeden önce bir şey bakmak istiyorum. Derken bir pışır pışır sesler geliyor. Teşekkür ediyoruz. Fumucu sağ ol, teşekkür ediyorum. 80'e çıkardın tekrar bizim abonemizi. Şunu da söyleyeyim. Hazır şey yapmadan arkadaşlar, Eylül ayı içerisinde kanalımıza abone olursanız Ekim'in ilk günlerinde yapacağımız abone çekilişinde 150-200 liralık oyun kazanma ne derler, şansınız var, talihiniz var. Ama bir kişi tabii ki. Şu an September oluyor ve bu ay içerisinde ben de yeni öğrendim. Çünkü ilk defa Twitch yayını yaparak şey yaptım. Masa üzeri arka ses kapalı olduğundan ondan gelmemiş olabilir. Ekranda beliriyor. Bu ay abonelikler ucuz Twitch'te. Sağ olsun bir abonemiz dedi ki, bunu çok tekrara düşmüş olabilirim. Yani sonuçta 3-4 gündür duyurusunu yapıyoruz. Yeni gelenlere de söyleyelim. Bir abonem dedi ki, ya Talha ben sana destek olmak istiyorum. Aboneler arasında bir çekiliş yapalım. İnsanları abone olmaya teşvik etmiş oluruz hem. Veya var olanlar da aboneliklerini yenilemiş olur. Sana da katkısı olur. Ben ekstra da katkıda bulunacağım. İşte aboneler arasında çekiliş yapalım. Ben çıkan, kim çıkarsa bir kişi, ona 150-200 liralık bir oyun hediye edeceğim dedi. Ben de eyvallah dedim. Tabi biliyorsunuz biz sadece abonelere özel çekiliş yapmıyoruz. Daha çok takipçilere özel çekiliş yapıyoruz. Buna aboneler de katılabiliyor. Ama bir de sadece abonelere özel böyle arada bir çekilişlerimiz olacak. Şu an 80 abonemiz var. Ben dün mail attım bu arada. Abonelere toplu mail attım. Dedim ki kusura bakmayın, yayınlar böyle aksamalar falan olabilir. Ama şüphesiz biliyorum ki siz destek amaçlı abone olursunuz. Yani ben yayın yapmasam da aranızda abone olanlar var. Yani böyle bir başımıza musibet geldi. Yayın yapamazsam özür diliyorum hepinizden. En kısa sürede toparlamaya çalışacağız gibisinden de mail atmıştım. Bana nasıl gelmedi? Gelmiş olması lazım. Twitch diyor ki abonelerine mail gönderebilirsin. Durum bu. Arkadaşlar var mı sormak istediğiniz bir şey? Biraz şöyle hatta ben siz ne yapalım? Şöyle yapalım. Bana bir dakika müsaade verin. Ben bir su almayı unutmuşum. Boğazım kurudu. Biraz hararet şeyle anlattığım için böyle heyecanlı, duygulu. Daha zor yorduk boğazı. Ben bir su alayım yanıma. Bir dakika sonra geleyim. Şu Europa Universalis 4'e bir bakalım. Çalışıyor mu? Çalışıyorsa Europa Universalis 4 oynayacağız. Size çok güzel bir şey göstereceğim. Naples videosu. Naples'la başlamıştım offline olarak. Naples'ı o kadar, yani Napoli krallığını öyle bir yer radde getirdim ki, öyle bir büyüttüm ki